eğitim sistemimizin en değerli varlıklar olan kıymetli öğretmenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayının bu güzel akşamında sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle tüm arkadaşlarımızın, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Esenlikler, mutluluklar diliyorum. İnşallah Ramazan hem ülkemize bolluk, bereketlik, huzur getirir, hem de dünyada barışın daim kılınması anlamında hayırlara vesile olur. Değerli çalışma arkadaşlarım, yaklaşık 8 ay önce göreve başladığımız zaman eğitim öğretimin yılının başlamasına, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az kısa süre kalmıştı. Yaklaşık 1,5 yıl COVID-19 salgınından dolayı ara verilen yüzlü eğitime kararlı bir şekilde 6 Eylül tarihinden itibaren başladı. Ve devir teslim töreninde özellikle okulların yüz yüze açılması için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğimizi özellikle vurguladım. Daha sonra okulların ilk açılacak ve son kapatılacak mekanlar olduğunu vurguladıktan sonra son nokta olarak da Türkiye'de okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladım. Ve siz değerli arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir şekilde çıkmış olduğumuz yolda bu noktalara gelebildik. Ve Milli Eğitim Camiası olarak tüm öğretmenlerimizle birlikte tüm topluma COVID-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda en güvenli mekanların okullar olduğunu gösterebildik. Ben bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattınız, aşılanma oranlarında Türkiye'ye örneklik teşkil ettiniz. Gerçekten sizlerle bakanlık olarak gurur duyuyoruz. Sizin gibi bir öğretmen ailemiz olmasından dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. O 1,5 yıl içerisinde öğretmenlerimiz aslında çok olağanüstü fedakarlıklar göstermelerine rağmen toplumun bazı kesimleri tarafından sürekli sanki okula gitmek istemiyormuş gibi bir algı operasyonuna maruz kaldılar. Aslında tüm dünyanın hazırlıksız bir şekilde yakalanmış olduğu COVID-19 salgınında öğretmenlerimiz ilk defa dijital içerikler oluşturmaya başladılar. Ve farklı dijital platformlarla öğrencilerinin yanında olmaya, onların derdiyle hemhal olmaya, onlara destek olmaya, bunların haricinde tüm illerimizde, 81 ilimizde, 922 ilçemizde oluşturulan vefa gruplarında aktif bir şekilde valilerimizle, kaymakamlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiler. Ben hem yüz yüze eğitime ara verildiği dönemdeki bu fedakarlıklarınızdan dolayı hem de bu süreçteki dik durarak kararlı bir şekilde bizim söz olarak topluma ifade ettiğimiz, yola çıktığımız süreçte bizimle beraber hareket ettiğiniz için okulları açık tutarak öğrencilerimizin sadece eğitim kayıpları değil, Türkiye'nin de normalleşmesinin önünü açtığınız için hepinize bir teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii insanlar bilmiyor eğitim sisteminin ne kadar büyük olduğunu. Biz 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Bizim eğitim sistemimiz bildiğim kadarıyla 151 tane ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip. Ve özellikle son 19 yıl içerisinde eğitim sistemi çok daha kitleselleşme evresini deneyimleyerek evrenselleşme aşamasına geldi. Çocuklarımızın okul öncesinden orta öğretime kadar tüm eğitim seviyelerinde okullaşma oranlarında devasa yatırımlar yapıldı. Ve gerçekten çoğu ülkenin belki 40-50 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu büyümeye Türkiye 19 yıla sıkıştırdı.
Bu çok önemli bir başarı arkadaşlar. Bakın sıklıkla her konuşmamda tekrar etmeye çalışıyorum çünkü çok unutuluyor. 2000'li yıllarda ortaöğretim seviyesindeki okullaşma oranı %44 seviyesinde. Bugün %90 seviyesinde. Yani 2000'li yıllarda 100 öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90'a çıktı bu oran. 5 yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı %14'ten %90'a ulaştı. İlkokulda zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren eğitimde okullaşma oranları ile ilgili çok büyük problemler yoktu. Bu eğitimdeki kitleselleşme evresinden en fazla faydalanan iki kesim oldu. Birincisi sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesim. İkincisi ise kız çocuklarımız. Bu 19 yıl içerisinde kız çocuklarımızın okullaşma ile ilgili, eğitimle ilgili problemleri büyük oranda çözüldü. Bakın orta öğretimdeki 2002 yılındaki kız çocuklarımızın okullaşma oranı %39'lar seviyesindeyken bugün %48'ler seviyesine geldi. Artık her eğitim kademesinde kız çocuklarımızla erkek çocuklarımız hemen hemen aynı okullaşma oranlarına sahipler. Ben bu vesileyle eğitime sürekli destek olan ve her yıl eğitime en büyük bütçeyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a hem şahsım hem de Milli Eğitim Camiası adına şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım, öğretmenler hep dile getirilir. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Biz bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Sadece eğitim sistemi değil. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiyse, üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve mesleki gelişimleri. Bakın, yıllardan beri hayal edilen, 60 yıldan beri 7. Milli Eğitim Şurası'na itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanun olması, Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu yürürlüğe girdi. Ve ilk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de baş öğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız. Bununla yetinmedik. Sevgili arkadaşlar, öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili yıllardan beri devam eden eğitim sistemini sistematik olarak değiştirdik. Bakın artık eskiden olduğu gibi bakanlık düzeyinde merkezden öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini planlamıyoruz artık. Artık illere bıraktık. İllerde de okullara bıraktık. Artık yeni sistematiğimiz içerisinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine siz değerli öğretmenlerimiz karar vereceksiniz. Her okulda, her okul bünyesinde bulunan öğretmenlerin hangi eğitim alacaklarına kendileri karar verecekler. Bakanlık olarak biz sadece bütçenizi göndereceğiz. Ve öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi de 35 kat artırdık. 2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişim için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkarttık bu bütçeyi. Ve bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ve inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerine aktif olarak katılacaksınız. O 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkartacağız, 1 milyarlara çıkartacağız. Özellikle bir konuyu burada çok geniş katılımlı öğretmenlerimizi bulmuşken ifade etmek isterim. Bakanlık olarak en
ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi okullara desteklemek. Artık ağırlığımız okullardaki okul ikliminin, güvenli okul ikliminin, sağlıklı okul ikliminin tesis edilmesi. Bunun için her türlü imkanımızı siz değerli öğretmenlerimizle yanında hissettireceğiz. Bütçeyle, diğer özlük haklarıyla, diğer düzenlemelerle okulu çok daha sağlıklı ortam, hem öğretmenler için, hem yöneticiler için, hem de öğrenciler için çok daha sağlıklı bir ortam haline getireceğiz. Ve okullarımızın ihtiyacını hızlı bir şekilde, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak şekilde destekleyeceğiz. Bununla ilgili bütçemiz var arkadaşlar. Okullarımız ihtiyaçlarını okul müdürlerine iletsinler, okul müdürlerimiz ilçe milli eğitim müdürlerine iletsinler. İl müdürümüz onları koordine edip bize ilettiği anda biz rasyonel olarak değerlendirilen, oluşturulan tüm talepleri karşılayacak bütçeye Allah'ın izniyle sahibiz. Ve sizlere destekleyeceğiz. Sizlerin çok daha iyi ortamlarda eğitim öğretime katkı vermeniz için her türlü fedakarlığı yapacağız. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ben inanıyorum ki el birliği yaptığımız zaman, bir araya geldiğimiz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bakın Türkiye'nin eğitim tarihine baktığınız zaman ne kadar zor, devasa problemlerin çözüldüğünü görürsünüz. İnşallah bizler de bu dönemde sizlerle el ele vererek İstanbul'umuzu çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Biraz önce Sayın Müdürümüz değindi. Bakın bakanlığa başladığından itibaren en fazla yatırım yaptığım il İstanbul. 1000 tane anaokulunun haricinde diğer okullar için İstanbul'a ayırdığımız bütçe 8.9 milyar TL. Ve bu 8.9 milyar TL'lik yatırımın haricinde 1000 tane de anaokulunu inşallah yapacağız. İnşaat Emlak Genel Müdürümüz de burada. Bu anaokullarındaki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere buraya geldi. Nasıl söz verdiysek inşallah 2022 yılının sonuna kadar o anaokullarında hizmeti açmış olacağız. Diğer taraftan yine Sayın Müdürümüzün bahsettiği gibi öğretmen ihtiyaçlarında aslında İstanbul en dezavantajlı yerdi. Ben bakanlığa başladığım zaman illerin non kadro dağılımlarına baktığım zaman hakikaten şaşırdım ya. İstanbul aslında çok avantajlı gibi görünmesine rağmen öğretmen atamalarında genelde mahrum kalmış bir il olmuş. Ve onun için ilk atamada 2500 öğretmen, son atamanda %50'sini İstanbul'a verdik. Bundan sonraki atamalarda da o seviye, normal seviyeye gelene kadar %50 İstanbul'a atama yapmaya devam edeceğiz. Ben eğitimle ilgili tüm çalışmalarınızda her zaman yanınızda olacağınızı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Ve katkılarınız için siz değerli öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Muhtemelen görüşemeyeceğiz. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Ailelerinize selamlar, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.